Belki bugün, belki yarın ölürüm. Sayılı günler bitti biter. Hayat insana bazen güzellikler yapar. Zirveye çıkarır, şan şöhret verir. Bazen de sen daha o zirveden inmeden acılarla sınar. O masal gibi hikaye bir anda acı bir sonla yarım kalır. Engin Nurşani de buna benzer bir kaderin başrolündeydi. Genç yaşta ünlendi. Türküleri ve bağlamasının acı tınıları milyonların kulaklarına ulaştı. Sevildi, değer gördü. Ama aynı hayatın acı sürprizleri de oluyordu. Tıpkı geçirdiği feci trafik kazası ve sonrasında gelen amansız hastalık gibi. Değerli canlar, ben Engin Nurşani. Birazdan bir ufak bir operasyon geçireceğim. Dualarınızı eksik etmesiniz, sevinizin. Herkese sevgiler ve saygı görsün. Olmaz mı canım yanar yanar Asıl adı Engin Ayhan'dı. 1984'te Almanya'ya göç eden Aşık Ali Ayhan'la Alman kökenli Angelika Ayhan'ın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Renkli gözleri, ten rengi ve sarı saçlarıyla her ne kadar yarı Alman olsa da küçük yaşta babasının da etkisiyle bağlamaya ve türkülere gönül verdi. Sanki Anadolu'nun bir köyünde doğup büyümüş gibi köklerine bağlı ve sevdalıydı. Bir ayağı Kahramanmaraş'taydı, bir ayağı Gaziantep'ti. İki kenti de memleketleri biliyorlardı. Aşık Ali Nurşani ile birlikte konserlere çıkıyor, bir ozan gibi bağlama çalıyordu. Babamızın zaten bir ozan olması bizi de sürüklendi. Bizi de bir türkü sevdalısı yaptı. Ancak babası onun profesyonel olarak müzik yapmasını istemiyordu. Okuyup iş güç sahibi olmasıydı dileği. Zira halk müziğine, bağlamaya gönül vermek demek, biraz da yokluğa mahkum olmak demekti. Babası bir röportajında, müzik dünyasında gördüğü vefasızlığın Engin'in de başına gelmesini istemediği için böyle davrandığını söyleyecekti. Babasını dinlemedi. Müzik eğitimini aldıktan sonra kalbinden gelen sese kulak verdi. Artık babasıyla konserlere çıkmak yetmiyordu ona. Bunun için Almanya'dan ayrıldı, İstanbul'a geldi. Babasından habersiz albüm çalışmalarına başladı. 2003 yılında Adına Bir Çizik Çektim albümüyle ilk profesyonel çalışmasını piyasaya sundu. Bağladın canımı zülfünde. 2004 yılında çıkardığı Mutlu Musun albümüyle de zirveye adını yazdırdı. Bağlamasıyla, türküleriyle ve bir jönü andıran görüntüsüyle Engin Nurşani artık tanınan bir halk sanatçısıydı. Engin Nurşani genç yaşına rağmen konserden konsere, salondan salona bağlamasıyla arz-ı endam ediyordu. 2007'de bir albüm daha çıkardı. Şöhrete rağmen şımaran, yoldan çıkan biri değildi. Her şey çok iyi gidiyor derken, takvimler 2008'i gösterdiğinde genç Engin Nurşani hayatının en büyük acı olaylarından birini yaşayacaktı. 13 Eylül 2008'de bir Ramazan gecesi çok sevdiği Maraş Elbistan'dan kuzeniyle birlikte Antep'e dönüyordu Engin Nurşani. Ancak bu yolculuk mutlu sonla bitmeyecekti. Kahramanmaraş Karayolu üzerindeki Püren Tüneli girişinde aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle araç şarampole yuvarlandı, Engin Nurşani ağır yaralandı. Kahramanmaraş'ta birlikteydik, Antep'e beraber geldik. Kaza anını hatırlayamıyorum Allah'a şükür. Emeklerim yere girdi, vicdansız. Engin Nurşani 7 gün boyunca Maraş'ta yoğun bakımda kaldı. Allah onu ailesine ve sevdiklerine bağışladı. Kendine gelince Gaziantep'e sevk edildi. Orada da bir ay tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Tabii ki zor olaylar, kolay olaylar değil. Sağlığına kavuştuktan sonra müzik çalışmalarına devam etti ancak hiçbir şey eskisi gibi değildi. Artık o feci kazanın izleri vardı bedeninde, hayatında. En kısa zamanda sazımdan tekrar karşılıklı olacağım inşallah. Yine de pes etmedi Engin Nurşani. Aldı bağlamasını, çalmaya, söylemeye devam etti. Daha sonra sevdi,
evlendi. Çok geçmeden de delicesine aşık olmuş gibi hissettiren babalık duygusunu tattı. Oğluna da Ali adını verdi. Verin benim sevdiğimi, sizin olsun dünya malım. Kazadan sonra 3 albüm daha çıkardı Engin Nurşani. Ara sıra bazı televizyon kanallarına çıktı, yine sazını, sözünü konuşturdu. Yaşadığı kazadan 11 yıl sonra bu kez daha acı bir olayla yine manşetlere çıkacaktı. Babası Aşık Ali Nurşani hastalığını çektiği bir video ile duyurdu, yardım istedi. Bir tek oğlum, maalesef gırtlak kanserine yakalandı. Erkensin. Desteğine ihtiyacım var. Ben olmasını istemezdim. Engin Nurşani gırtlak kanserine yakalanmıştı. Değerli canlar, ben Engin Nurşani. Birazdan bir ufak bir operasyon geçireceğim. Dualarınızı eksik etmeseniz sevinirim. Bunu herkese sevinirim. Babasının çağrısı sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Tedavisi için girişimde bulunuldu. Engin Nurşani bir açıklama yaparak babasının söylediği gibi kimseden maddi bir yardım beklemediğini açıkladı. Para gönderilmemesini istedi. Şimdi ihtiyacı olan tek şey iyi bir tıbbi tedavi ve sevenlerinin duasıydı. Çok şükür, Allah'a çok şükür. Doktorum sağ olsun, iyiyim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Daha da iyi olmaya çalışacağım. Az kaldı zaten. Yakında yine bağlamamla sevenlerim karşısında olacağıma eminim inşallah. Bir yandan tedavi olan Engin Nurşani, diğer yandan müzik çalışmalarına devam ediyordu. Sosyal medyadan paylaştığı videolarla sevenlerine ulaşıyordu. Zayıflamış ve bitkindi son videolarında. Belliydi, bu hikaye mutlu sonla bitmeyecekti. Belki bugün, belki yarın ölürüm. Sayılı günler bitti biter. 25 Aralık 2020'de tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Daha 36 yaşındaydı. 9 Ocak'taki doğum gününe yetişemeden bu dünyadan göçtü gitti. Geride gözü yaşlı bir eş, küçük bir çocuk bıraktı. Böyle düşünmeler ademden beri, kimler gelmiş geçmiş sayları görür. Türkiye'de bazı sanatçılar flaşlardan, manşetlerden uzak olurlar. Ama bu onların tercih edilmediği, halkta bir karşılığı olmadığı anlamına gelmez. Sadık ve kıymet bilen hayran kitleleri vardır. Engin Nurşani sazıyla, sözüyle işte böyle bir ozandı. O genç yaşta hayata veda etse de sazı ve türküleriyle daha nice seneler gönüllerde yaşayacak. Olmak mı canım, avladım canımı, biz çocuklar. Sayılı günler.